Daha uyumadın mı? Uyku tutmadı. Sen ne yaptın? Eğlenebildin mi bari? Gecenin tek eğlencesi şu bizim tabloyu satın alan oğlanı görmemdi. Çınar Ilgaz mı? Evet. Çok yakışıklı, cool, çok etkileyici bir tip. Neyi parça? İnsan yazılır yani. Fazla kibirli. Kibir değil de başka bir şey ondaki. Sen daha iyi bilirsin böyle sofistike şeyleri anlamlandırmayı. Bana basbayağı kibirli geldi. Yo, reytingi yüksek. Ayağının tozuyla girivermiş hemen cemiyetin gözde bekarlar arasına. Belli ki bunun için elinden geleni yapıyor. Soruşturdum. Şimdilik bir vukuatı yok. Zaten yeni dönmüş Amerika'da. Vakit bulamamıştır o zaman. Bakalım. Göreceğiz. Bakıyorum da sen çok ilgilendin bu Çınar Ilgaz'la. Yo. Ben vitrin bakıyorum sadece. Sana ne oldu? Neden uyuyamadın? Hiç. Ay, değdirme ayaklarını, çok soğuk. Çocukken de sevmezdim böyle yapmamı. Yeşim ne olur. Hayır, hayır, yapma. Yapma dedim. Ne yapıyorsun? Sen kaşındın. Babası bu kızın gözleri önünde mi ölmüştü? Evet, maalesef öyle olmuş. Tablodan çok kızın bayılmasını yazmışlar. Bayılmasını mı? Oysaki gazeteciler henüz salona alınmamıştı o sırada. Bu haberi sızdıran birisi olmalı. Aman ucu sana dokunmasın da gerisini boş ver. Olmaz. Bu haberi uçurana hesabını soracağım. Oğlum Kayseri'deyken anası inmezdi manşetlerden. Şimdi kızı. Okurduk mecmualarda bu aileyi. Alışıktır onlar böyle şeylere. Korktuğum başıma geldi. Seni uyarmıştım. Niye gelir gelmez bana anlatmadın? Arardım gazetecileri, el koyardım bu rezilliğe. Skandal. Gerçekten bayıldın mı Lale? Evet. Anne, dün olanları unuttun herhalde. Haberlerde yazdığı üzere yalıya haciz geliyordu. Dün sakin, sıradan bir gün olsaydı da söylemezdim. Hiç şaşırmadım. Sen babanın kızısın. Onun gibi ketumsun. Ani kararlar alıyorsun. Ve artık o yok. Babam yok. Behiye dadımı da gönderdim. Sizin aranızda yapayalnızım. Aa, Çınar abi gazetelere çıkmış. Ama hepsi tablonun eski sahibesinin fotoğrafını basmış. Lale Taşkıran çok güzel kızmış değil mi anne? E sen de büyüyünce bize öyle güzel bir gelin getirirsin artık ha. Bizim camiamızda da ne güzel kızlar var. Tabii aile terbiyeleri müsaitliği böyle gazete sayfalarına basılmaya. Bal yenge, onlar yüksek sosyete. Onlar istemeseler de gazeteciler peşlerinde. Aman sen sakın düşme öyle kızların peşine. Ya Çınar düşerse? Düşmez. Çınar benim gözüme kestirdiğim münasip bir kızla evlenecek. Hayırlısıyla bir de oğulları olur. Ya kızları olursa İkbal yenge? Olmaz. Erkek evlat şart. Neden? Soyun devamı için. Ilgaz sülalesi için. Holdingin başına geçebilsin diye. Holdingin başı için benim oğlum yok mu? Çınar'dan olan Ilgaz olacak. Ben çıkıyorum. Size afiyet olsun. Kendimi aşağılanmış hissediyorum.
Bayıldığımı kesin o yetiştirmiştir gazetecilere. Bunu yapacak birisine benzemiyordu. Benim gördüğüm öyle bir adama benziyordu. Yapma Lale. Haberleri kızların için böyle konuşuyorsun. Hayır. Ondan değil. Bayıldığında yanında mıydı yoksa? Evet. Ne yaptı? Hiç. Lafı kestirip atma. Ne demek hiç? Bayıldığımda yardım etti işte. Seni kucağına alıp taşıyan o muydu yoksa? Evet. Oydu. Ama bunun bir önemi yok. Of. Yeter artık. Dayanamıyorum bu olanlara. Hadi Bodrum'a gidip bir kaçamak yapalım. Annem yalıya gelen icranın şokunda zaten. Barut fıçısı. Kerem'in okulun başlamasına da var daha. O da gelir bizimle. Sezonu kapatırız. Bilmiyorum. Hadi Lale. Lütfen. Lütfen. Hanımefendinin bayıldığına biz şahit olduk orada. Bu özel bilgiyi basında paylaşmak haysiyetsizliktir. Yapmış olduğunuz organizasyona bir çirkin davranış hiç yakışmadı. Bunu da alıyorum. Yeşim hiç uğraşma, gitmiyorum. İtiraz istemiyorum. Geleceksin. Alo. Buyurun. Evet benim. Ben Çınar Ilgaz. Merak ettim sizi. Nasıl oldunuz? Bu sabaha kadar iyiydim. Sayenizde tablo haberinize lezzetli bir sos oldum. Böyle olduğunu nasıl düşünürsünüz? Ben bu haberi basına sızdıranları buldum. Bakın. Bu konu yeterince sinirlerimi bozdu. Bugün şehir dışına çıkıyorum ve her şeyi unutmak istiyorum. Çınar Ilgaz. Anladım. Araması ilginç. Öf, nesi ilginç eşim ya? Remzi, benim için küçük bir araştırma yapmanı istiyorum. Aa, çiçekler kime? Lale Hanım efendim. Bana mı? Kimden? Çınar Ilgaz'dan. Çınar Ilgaz mı? Müzayededeki dallama değil mi? Kerem, terbiyeli ol. Okey Valide Sultan, okey. Ne yazıyor peki? Üzülmeyin. Size yapılan terbiyesizliğin hesabını sordum. Babanız da çiçeklerin içine böyle notlar yazardı. Romantik şeyler yazmayı hiç beceremezdi. Bizim zaten romantik bir durumumuz yok anne. Biliyorum. Öyle bir şey olmasa zaten imkan yok. Nedenmiş o? Bir soylunun bir köylüne ne iş olur? Adam köylü değil ki. Köylü olmasa bile kasabalı. Görgüsüz. Yani bizim gibi değiller. Altında son model bir araba var ama. Duvarında da bizim tablo. Bunlar onu bizim gibi yapmaz. Yazdığı notu babama benzettin ama. Ah, babana sadece erkeksi yanını benzettim. Yoksa onda babanın asaleti ne gezer? Şimdi camiye, cuma namazına geldim. Daha sonra konuşalım. Bakan İstanbul'u, namazı burada kılabilir. Rastlarsak açılışı haber verelim. Burası yeri değil amca. Seni sınamak için söyledim. Oo İhsan Bey,
Görüşemiyoruz. Nasılsınız? Asıl haberler sizden. Çınar, enerji işini halletmişsin. Helal olsun. Çınar'ı durdurabilene aşk olsun. Benim olanlar hayırsız. İşle güçle alakaları yok. Bırak oğlum ayakkabılarımıza değişiklik etme. Hadi gel sen de namazını kıl. Koca yalı, bir terlik tıkırtısı eksik. Bir gelinim olsa, salınsa, torunlarımı kucağıma almayı Allah bana nasip etse daha ne isterim? İyi akşamlar. İşte Çınar da geldi. Gel oğlum. Misafirimiz mi vardı? Senin haberin yok mu? İhsan Beylerin küçük kızı Zinnur. Ya öyle mi? Kusura bakma çıkaramadım. Büyümüşsün. Büyümüş. Serpilmiş. Çok güzel bir genç kız olmuş maşallah. Babanızı bugün cumada gördük. Öyleymiş. Necip amca söyledi demin. Hanımım. Haydi sofra hazır. Reyhan sen erkekleri çağır. Geç kızım. Geç buyur. Sen şöyle geç yavrum. Madem dil öğrenmek istiyorsun, neden yurt dışına gitmiyorsun? Ben istiyorum da, işte babam uygun bulmuyor. Bizimkiler de bana olmaz demişti. Doğrusunu yapıyorlar. Kız çocuğu anasının babasının dizinin dibinde oturur. Aileni ikna et, sen de git. Yok, önemli değil. Ben evlenince çalışmayı düşünmüyorum zaten. Çok yazık. Bence hayatta her kadının bir duruşu, bir mesleği olmalı. Özgür olmalı. Öyle kızlar bize uygun değil. Size uygun olan da bana uygun değil. Müsaadenizle. Afiyet olsun. Remzi, istediğin bilgiye ulaştın mı? Güzel. Uçakta hemen yerimi ayırdı. Söyle tekniği de hazırlasınlar. Bodrum ha? Olur. Biz kaçıyoruz. Görüşmek üzere. Yeşimcim biz kaçıyoruz. Tamam. Size iyi eğlenceler. Sağ ol. Görüşürüz. İyi geceler. Okey, gidelim. Birisi çıksa karşıma, o birisi benim diğer yarım olsa. Bana güven verse. Şu yalnızlıktan kurtulsam, çok sevsem, sevilsem. Nedir bu durgunluğun Çınar? Taş atsam dalgalanmayacak su gibisin. Sanki dünya bir yana, sen bir yana savrulmuş gibisin. Sana da olmadı mı daha önce amca? Oldu. Ama bu hal sebepsiz olmaz. Sebebi hayat deyip geçelim. Annenin sana bir hayat inşa etme gayretine kızma. Senden başka İkbal'in bileğini büken de yok. Yoruldum artık amca. Benim hayatımın sizinkilerden çok daha başka olacağını söylemekten yoruldum. Senin hayatının nesi bizden başka olacakmış bilemedim. Ama ne demek istediğini anladım. Kök neredeyse
gölgesi de odadır. Lakin senin gönlünün annenin beğendiği kızlara düşmeyeceği belli. Düşmesin de zaten. Kökünün biz olduğunu unutma yeter. Rahmetli babam böyle öğüt vermezdi bana. Üzerimde çok emeğim var amca. Yalnız, yalnızın halini bilirmiş. Bitti mi felsefeniz, sözünüz? Gidiyor misafirimiz. Hadi, bari birlikte yolculayalım. Babana selam söyle kızım. Bağışlısın Mehmetciğim amca. Okulla ilgili kararını değiştirirsen ara. Elimizden gelen yardımı yaparız. Sağ ol. Öpeyim İkbal teyze. Güle güle kızım. Gene bekleriz, gel. İyi geceler. Tüh. Kaçırdın gül gibi kızı. Ben değil, yeğenin kaçırdı. Bana karışmayın. İyi de oğlum, senin evlenebileceğin tıynette kızı ancak biz beğenebiliriz. Anne, kalbini kırmak istemiyorum. Kapatalım bu mevzuyu. Bir daha böyle bir iş deneme. Yapma. İyi de oğlum. O zaman nasıl evleneceksin? Çocuklar bizim gibi değil İkbal Hanım. Zorlama. Ya, o da senin gibi müzmin bekar kalacak. Merak etme. Onun da gönlü düşer birisine. Sonu müzmin bekarlık olsa da o da sever benim gibi. Abi, kimi sevdin de alamadın? Geçmiş gün. Unuttum gitti. Buralardan çok sıkıldım. Ay Lale, Cannes çok daha kalabalıktır şimdi. Oralara gitmek isteyen kim Yeşim? Benim söylemek istediğim başka. Babamın kullandığı yer kendiyle açılmıştı. Çok sıkıcıydı. Annemle sen patlamıştınız. Ama ben çok mutluydum. Ben küçüktüm. Sadece annemin artık insan görmek istiyorum diye bağırdığını hatırlıyorum. Burası gibi değildi. Çok güzeldi. O ıssız, sessiz, güzel koylar. Teminatla ilgili hala bir gelişme yok. Bu gidişle düştüğümüz yerden kalkmamız zor. Tablonun bedeli devede kulak kaldı. Sen hala bu yalıyı elinde tutacağına dair bir ümit besliyorsun. Ne dediğimi işitmiyorsun bile. Neler hissettiğimi bilmiyormuş gibi konuşma Ekrem. Kemal bana aşık oldu, evlendik. Gençtim, güzeldim, akıllıydım. Ama nihayetinde öğretmen emeklisi bir anne babanın hostes kızıydım. Bu yalı benim için rüyanın başladığı yerdi. Bu rüya bitsin istemiyorum.
eskisi gibi Sicilya'da bir apartman dairesine dönmekten mi korkuyorsun? O kadar düşmeyiz, korkma. Bu yalıdan çıkarılmak benim için düşmektir. Çocukları arayalım. Bakalım ne yaptılar. Alo eşim. Alo anne. İyiyiz biz. Bodrum süper. Şimdilik buralardan bir haber yok. Dilara gelmemiş. Jale Hanım da tekneye çıkmış, bu kadar. Annem selam söylüyor. Onların da sana selamı var. Annem cemiyeti merak ettiğine göre haciz meselesini unutmuş olmalı. O sormadı, ben söyledim. Sesi keyifsizdi. Tatil dönüşü gidecek bir evimiz bile olmayabilir. İyisi mi size buradan bir koca bulalım ha? Kerem. Ne? Evlilik çağına geldiniz artık. Alıcı gözle bakın bakalım etrafınıza. Belki size buradan bir ekmek çıkar ha? Başına güneş geçti herhalde. Saçmalama. Saçmalamıyorum Lalem. Sana kaç kere Lalem deme bana dedim. Bir tek babam öyle derdi. Biliyorum. Rahmetli hayatta olsaydı başıma güneş geçmediğini ama bu gidişte bankaların bize geçeceğini söylerdi. Öf, yeter artık. Kesin de bir Bodrum'un tadını çıkartalım. Çıkaralım. Ama çıkarırken de boş durmayalım. Yalıyı kurtaracak koca aday adaylarına bakalım. Yeter Kerem. Uzatma. Of. Bu plaj bunalttı beni. Burası çok kalabalık değil mi? Çınar Hanım. Seninle birlikte daha da kalabalıklaştı. Köpük nerede? Biraz önce buradaydı. Nerede ya? Ben de seni arıyordum. Aferin yavrum. Beni mi? Hayır. Köpük benim köpeğim de. Öyle mi? Biz çok iyi anlaştık ama. Hadi koş. Belli. Köpüğü tavlamışsın. Tavlamadım. Onu çok sevdim. Görüşürüz yavrum. Köpük gelsene. Hep senin yüzünden. Sana çok kızgınım köpük. Suçu zavallı hayvanın üstüne atma. İstemesen gitmezdin.
Haklısın. Çınar'ın yemek davetini isteyerek kabul ettim. Çünkü ona haddini bildirmek istiyorum. Ne yani? Onunla bunun için mi yemeğe çıkacaksın? Evet. Ona unutamayacağı bir ders vereceğim. Peki niye böyle süslendin o zaman? Ne süslenmesi canım? Her zamanki gibi. Neyse, ben geç kalıyorum. Görüşürüz tatlım. Görüşürüz. Hayır efendim. Sen kalıyorsun. Böyle daha iyiyim. Koçum benim. Anam dedi ki biraz daha balık atan mı? Atsın atsın. Yeriz. Yeriz. Hüseyin. Hani limon? Tüh. Unuttum gari. Bir boş getiriver gari. Biz balığa limon sıktırıvermiyoruz gari. Bu Çınar. Tadını kaçırıyor da. Herif şehirli alışmış. Hadi git getiriver limonu. Gene katır inadı tuttu. Görüyor musun Çınar? Allah yardımcın olsun emin baba. Böyle sinirli, inatçı, avradı olana Allah yardımcı olsun. Bak görüyor musun güzelim? Karılara karşı birlik oldu bunlar. Ben sizi dinleyeceğim. Limon sıkmayacağım balığa. Ağzın tadını biliyorsun. Gerçi Çınar da senin gibi güzel bir kız alıp karşısına oturtmayı bilmiş ama bir balık yemeyi bilmiyor. Lale'nin o dallamayla yemeğe çıkmış olması çok anlamsız. Tutturmuş haddini bildireceğim diye. Aralarında ne geçtiyse. Bari uyarsın da oğlan tabloyu ters falan asmasın ha. Nasıl? Beğendin mi burayı? Çok beğendim. Neden peşimden geldin? Peşinden geldim de nereden çıkardın? Öyle değil mi? Öyle. Peki neden? Çünkü kalbim öyle buyurdu. Kalbim dedi ki bana, o kız çok güzel, çok masum. İçinde bulunduğu camiaya ait değil dedi bana. Adını aldığın çiçeğin gelincikten farkı yoktur aslında. Lale. Yani...
güneş açtığında, rüzgar estiğinde, susuz kaldığında boyun eğer osulacak. Hem çok güçlüdür her toprakta kök salacak kadar, hem de bir olarak kırılgan ve narin. Ben bile kendimi o kadar iyi anlatamam. Sen nasıl bu kadar iyi tanıdın beni? Sen hiç kalbinin sesini dinlemez misin? Dinlerim. Bu bana babamdan kalan son öğüttü. Kalbinin sesini dinle kızım demişti bana. Peki neden şaşırdın ki bu kadar? Ben de kalbimin sesini dinledim işte. Böyle bir adam olduğunu düşünmemiştim çünkü. Nasıl bir adam olduğunu düşünmüştün? Ne bileyim. Böyle değil. Böyle sıradan, salaş yerleri sevebilecek birisi olduğunu düşünmemiştim. O kalabalığın içinde o kalabalığa ait birisi olduğunu düşünmüştün değil mi? Evet. Peki beni kalbine sormadın mı? Sormadım. Sormaktan korktum. Korktum. Peki şimdi sor bakalım kalbine. Ne diyecek benim için? Burada olmak güzel diyor. Burada seninle olmak güzel. Sen de bu gece kadar güzelsin. Aa, bak yıldız kaydı. Hemen dilek tut. Ben ne dileyeceğimi zaten biliyorum. Yıldız kayması mı? Hayır. İşte böyle görür görmez kalbin sana fısıldar mı hep? Kalbim bana hep fısıldar. Kalbimin sesini dinlerim ben. Ama daha önce o bambaşka dediği hiç olmamıştı. O biricik. Dedi hiç olmadı. Ta ki seni görene kadar. Sen ne düşündün beni ilk gördüğünde? Gerçi görememiştin, bayılmıştın değil mi? Ama sonra kollarında açtım gözlerimi. Ve İyi biri olduğunu düşündüm. Çünkü bayılan genç ve güzel bir bayana yardım etmiştim. Güçlü biri olduğunu düşündüm. Çünkü seni taşımıştım. Şefkatli biri olduğunu düşündüm. Eğer izin verseydin seni hastaneye kadar götürmek istemiştim. Ama sonra sana kızdım. Çünkü sana ait olan çok değerli bir şey elinden almıştım. Ve artık kızmıyorum. Çünkü biliyorum ki emin ellerde. Değerini bilen birinin ellerinde.
ihtimalle. Ben sana aşık oldum. Valide Sultan mı? Bu defa bingo. Bomba gibi haberlerim var sana. Kızın Lale bugün giyindi, kuşandı. Çınar Ilgaz'la yemeğe çıktı. Ne? Doğru duydun. Gizlemeye çalışsa da... Çok heyecanlıydı Lale. Tekneyle çıktılar. Nerede yemek yiyeceklerini de bilmiyorum. Tamam tamam, beni habersiz bırakma. Özellikle bu konuda. Ben şimdi Kerime Hanım'ın davetine gidiyorum. Ama telefonum açık olacak. Konuşuruz sonra. Bu kadar yeter, çıkabilirsin. Davetten geç döneceğim. Ben gelmeden yatma. Bekle. Peki efendim. Bir şey söylemedin. İstediğiniz bir şey var mı? Yok Emin baba. Sağ ol. Sağ olasın. Elinize sağlık. Siz sağ olun. Ben... Köy baklavası var. Şerbetini de dün döktüydüm. Getireyim mi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Getireyim, getireyim. Dadımlık bir lokma. İyi hadi getir getir tadım hadi. Hadi. Bir şey diyeceğim ben... Çınar! Daha oturuyorsunuz. Bir duble daha içersin sen. Yok Emin baba sağ ol. Bak kahvemi de bitirdim, daha fazla almayayım ben. Zübeyde sana bir kahve daha yapsın. Bunların üstüne dondurma da koyuyorduk ama unuttum. Hüseyin! Hayırdır? Niye makaraları koyuverdiniz? Hiç. Çınar'a diyecek bir sözüm vardı. Diyemedim bir türlü. Dersin dersin. Daha hayat uzun. Bak benim de Emine diyecek bir dünya lafım var ama. Hüseyin! Bak duyuyor musun beni? Hiçbir kutu dondurma yedi bitirdi herhalde. Seni gidi deyyus seni. Dondurmaları ben yedim Zübeyde. Aferin Emin. Bir de utanmadan söylüyor musun? Kusura bakmayın ha. Rica ederim lütfen. Afiyet olsun. Dondurmanın kaymağı maymağını bir yana bırak sen şimdi. Hava bozdu. Bu havada burundan öteye gidemezsiniz. Bizim yukarıda iki tane odamız var. Açıvereyim onu size. Bilmem ki. Ama bilirsin bilirsin. Böyle yalpalana yalpalana gideceğinizde mis gibi yatağı hazırlayayım kalın işte. Peki. Kalalım. Sen öyle diyorsan. Tamam. Hadi ben gideyim yatakları hazırlayayım. Hadi ben de tabakları bırakayım. Ulaşılamıyor. Ay nerede bu oğlan? Bodrum'daymış ya. İyi de nerede? Kimlerle? Ne yapıyor? Ay yenge sana ne? Koca adam. Hem Çınar'ı fena kızdırdın. Hala öğrenemedi. Çınar bana benzemiyor. Abime benzemiyor. Çınar hiç kimseye benzemiyor. O seninle dişe diş uğraşıyor işte. Bakalım tarot kartları ne diyecek bu işe? Evet bakalım. Dünya.
Güzellik. Ölüm. Kız kitaptan baksana, ne bu kart? Ay ezberleyeceksin bu kartların anlamını. Her defasında açıp kitaba bakmayacaksın. Tamam, tamam biliyoruz. Beklenmedik son. Lale. Çok yakışmış. Seni de mi uyku tutmadı? Ama sıkıntıdan değil. Huzurdan. Mutluluktan. Unutmuşum bu sessizliği. Çok iyi geldi. Heyecanlandım. Uyuyamadım. Aşağıdaki iskeleye yürüyelim mi? Yürüyelim. Hadi. Yemekte sana benim için çok önemli bir şey söyledim. Ama cevap vermedin. Ben sevmekten korkuyorum Çınar. Neden? Sevdiklerimi kaybetmekten korkuyorum. Hata yapmaktan, yanılmaktan korkuyorum. Korkma. Seni sevmeme, seni korumama izin ver yeter. İkimiz için bir dünya yaratmama izin ver. Bana kendimi çok iyi hissettirdin. Babamın ölümünden beri ilk defa bu kadar iyi ve... Nasıl desem... İşte güvende. Güvende hissediyorum kendimi senin yanında. Garip ama... Geçmişte kalan bütün güzel duyguları bir anda geri getirdin. Ben değil. Aşk geri getirdi. Çünkü aşk çok güçlüdür. Aşk büyüleyicidir. Ve aşk var eder. Kimi zamanda yok etmez mi aşk? Asla. Asla yok etmez. Yakıp yıkıp geçmez. Kül etmez aşk. Aşk şimdiki gibi bir mucize yaratır. İki insan arasında çok güçlü bir bağ oluşturur. Büyülenip başka bir dünyada yaşamaya başlarsın aşkla. Ben artık sensiz nefes alamam. Çünkü ben aşka düştüm. Ben bilmiyorum. Birkaç saat önce başka bir laleydim ben. Nasıl bu kadar çabuk olur? Biz çok mutlu olacağız Lale. Gecenin güne kavuşacağından emin olduğum kadar emin oluyorum da. Bir sonraki gün, bir sonraki gece, yıllar yıllar sonra yine seninle burada, aynı yerde, aynı duygularla kalacağız. Ben eminim. Seni ilk gördüğüm andan beri eminim.
Bu gece hiç bitmesin istiyorum. Senin omzunda. Güvende. Sen benim gerçekten diğer yarımsın. Ben artık sensiz yaşayamam. Yapamam. Günaydın Ekrem. Sabah sabah kimi arıyorsun Valide Sultan? Lale'yi. Hayırdır? Dün gece Çınar Ilgaz'la yemeğe çıkmış. Lale? Allah Allah. Etrafta fazla duyulmasa bari. Anlaşılan Lale için başka planlarım var. Evet. Ona Yalçın ailesinin oğlunu uygun buluyorum. Hem teminat hem damat. Bir taşla iki kuş desene. Ne yaparsın? Durum bunu gerektiriyor. Hadi aç Lale, aç şu telefonu. Saat daha çok erken, uyuyordur o. Emin baba, sizlerden bir ricam var. Buyur evlat. Ricam gözüm başım üstüne, söyle. Beni merak etme. Bu gece gelmeyeceğim. Köpüğü unutmayın. Ne demek bu gece gelmeyeceğim ya? Murat'cığım bir ara verelim. Tamam. Günaydın Yeşim. Ne demek Lale dün gece otele gelmedi? Gelmedi işte. Dün gece onunla takıldı anlaşılan. Bana da Kerem'e de geç saatte mesaj atmış. Görmedik. Merak etmeyin falan filan demiş işte. Tamam Yeşimciğim. Lale'yi aramaya devam et. Ben de arayacağım. Olur. Açarsa tabii. Çav. Siz de amma büyüttünüz be abi. Okey. Lale ilk defa böyle bir şey yapıyor ama bırakın takılsın kız. Sen karışma istersen, olur mu Kerem? Sen niye sinir gazı salıyorsun ki? Sinirliyim çünkü. Ah.
Günaydın. Sen burada mıydın? O kadar güzel uyuyordun ki kıyamadım seni uyandırmaya. Hayatımın en güzel uykusunu uyudum. Ben de sen uyurken seni hep böyle seyredebilmeyi diledim. Hadi kalk. Güzel bir kahvaltı yapalım. Sen daha acıkmadın mı? Çok acıktım. Hadi bekliyorum. Murat'cığım kusura bakma. Bugün çok verimli bir çalışma olmadı. Haftaya sabah koşularına başlayabiliriz. Tabii ki başlayalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Canım. Bye. Bye. Nedir vaziyet? Yeni teminat soruyorsun değil mi? Zaman daralıyor. Biliyorum. Aklında başka bir şey var senin. Evet. Lale. Dün gece otele dönmemiş. Deme. Teminat bulundu desene. Bunu bir latife kabul ediyorum Ekrem. Şefik bize yardım edecektir merak etme. Yönetim kurulu ile görüşüyordur. Boşuna umutlanma Zümrüt. Cevabı müsbet olsaydı hemen söylerdi bize. Ne yani? Lale'yi Çınar Ilgaz'la mı evlendireceğiz? Peşine takılıp gittiyse aşık oldu demektir. Sen hiç Lale'yi daha önce böyle bir şey yaparken gördün mü? Mümkün değil. Oh, bilemiyorum. Belki de bu aileye bu kadar önyargılı davranmamalıyım. İşte Zümrüt pençelerini çıkarmaya başladı. Bize uygun olmasalar da şu Ilgaz ailesini daha yakından tanımak isterdim. Kimdirler? Ne yerler, ne içerler. Çınar'ın hovardalık etmesine bir itirazım yok. Erkeğin elinin kiri. Yeter ki tanımadığım, bilmediğim, bizim camiaya ait olmayan kızlarla işi ciddiye bindirmesin. Hiç olur mu? Çınar yapar mı böyle bir şey? Çınar'a bir hayat inşa etmekten vazgeç diyen siz değil miydiniz Necip Bey? Yanlış duymuş, yanlış yorumlamışsınız İkbal Hanım. Benim düşüncem Çınar'ın uygunsuz bir şey yapmayacağı yolundadır. Ay inşallah. Tarot kartları tersini söylüyor ama. Aman fala inanma falsızda kalma demişler. Gelin görünce fal bakıyorsunuz siz. Ne münasebet canım. Eğlencelik oyun gibi bir şey. Valide Sultan çıktım ben. Görüşürüz Ekrem. Evet kuzum şu İkbal Ilgaz kimdir nerelere gider? Doktoru kim kuaförü kim? Modacısı kim? Şu kadınla karşılaşacağım bir yer ayarla bana. Önemli. Acil. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz tatlım. Bye. Nefis. Zübeyde ablanın portakal reçeli meşhurdur Bodrum'da. Affedersin. Çok tatlısın. Ne oldu? Burası o kadar güzel ki dönmek beni çok hüzünlendirdi. Dönen kim? Dönmeyelim. Tamam dönmeyelim. Emin abinin bir diyeceği vardı Çınar. Azı gel. Ha, anladım. Hemen geliyorum. Tamam. Tamam. Ben de sana okkalı bir kahve yapalım. Zahmet olmasın. Ne zahmet olacak be gülüm. Zübeyde abla. Emin abi ve siz
Kaç yıllık evlisiniz? Dur bakayım. Unuttum gitti. İlk gördüğüm anda da tutuluverdiydim. Biz gecesine de samanlıkta buluşturduk. Ama bakma benim adam pek bir akıllıdır. Seni bana yar etmezler dedi. Ertesi gün geldi beni kaçırdı. Oh canıma desin. İyi ki de gönlüm istediğine kaçıvermişim. Bak tek bir kötü günümüz bile olmadı. Maşallah. Bir fasulyenin kaynarken göbek atan suyu gibi fıkır fıkır fıkırdadım. Bak Çınar iyi bir çocuk. Gözün senden ayırmıyor, seni seviyor. İnşallah sonunuz da bizim gibi olur. Alo. Alo Yeşim. Burada çekmez. Şuraya çık. Orada çeker. Hadi. Hadi. Alo. Yeşim. Lale neredesin sen? Sesin kesik kesik geliyor. Alo. Lale gelmeyecek misin? Alo. Lale duyuyor musun? Konuşamadım. Neredeymiş prenses? Bir bilsem. Söylemedi. Dönmeyecekmiş. Anlaşılan teknede takılacaklar. Lale şaşırttı beni. Ne bulduysa o herifte. Ne olacak? Babamı buldu. Farkında değil misin ne kadar çok babama benziyor? Kim? Çınar mı? Fiziken değil, aptal. İyice saçmaladın ha. Burada bir başına kaldın diye kıskançlıktan kafayı yedin. Merak etme. Tek başıma kalmam ben. Ona ne şüphe. Hoş geldin Çınar Bey oğlum. Hoş bulduk muhtar. Tembihlediğim iş hazır mı? Tembihlediğin iş başım gözüm üstüne. Çınar Bey oğlum. Güzel. O zaman Lale'yi daha fazla bekletme. Hadi bekletme gari. Sen hiç merak etme. Her şey hazır. Eyvallah. İşte şurada. Ne yapıyorsunuz burada çocuklar? İyi misiniz bakalım? İyiyiz. Lan Osman. Ne kadar büyümüşsün oğlum sen? 5. sınıfa geçtim Kemal abi. Aferin koçum benim. Söyle bakayım en büyük kim? Kimbom. En büyük kim? En büyük kim? Kayseri Spor tabii ki Çınar abi. Aferin koçum benim. Ayşe sen nasılsın? İyiyim Çınar abi. Annen nasıl? O da iyi. İyi hadi bakalım köftem benim. Kusura bakma beklettim seni. Hadi gel sana sürprizim var. Nereye? Gel. Hadi. Ah hiç falan al kapama. Senden önce çıkıp moda evine gideceğim ben. Hayırdır? Cem Hoş'un müşteriye özel defilesi var. Keşke vakit bulsam ben de gelebilsem. Gel. İşleri sen mi kurtaracaksın? Çınar'ı aramaktan vazgeçmen iyi oldu İkbal Hanım. Vazgeçmedim. Lakin senden ses çıkmayınca elim mahkum. Sustum. Belli ki yelken basmış dolanıyor. İkbal yenge Çınar'ın kafasını fena bozdu tabii. Fesübhanallah. Hadi çıktım ben. Bizden önce çıkmana alışık değiliz İkbal Hanım. Arkamızdan su dökerimiz olmayacak. Merak etme. Mürvet'i tembihledim. Böyle gel. Açabilir miyim gözlerimi? Daha değil. Bekle. Şimdi aç bakalım gözlerini. Bu...
Lale. Benim zarif, narin, masum çiçeğim. Lalem. Benim gelinim olur musun? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Zümrüt Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben Cemile. Siz aramızda gördünüz. Ne kadar güzel bir duygu. Herkes nereye kayboldu? Ay, defile ne zaman başlayacak? Zümrüt Taşkıran geldi efendim. Onu karşılıyorlar. Öyle mi? O da mı gelirmiş buraya? Bugüne kadar hiç gelmedi. Bu ilk. Buyurun sizi şöyle alalım. Umarım memnun kalırsınız. Umarım. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun şöyle alalım sizi. Siz tanışıyor muydunuz? İkbal Ilgaz hanımefendi. Memnun oldum. Ben de Zümrüt Taşkıran. Magazinlerden tanıyorum efendim. Kusura bakmayın, biraz geciktim. Ben geldiğime göre başlayabiliriz. Pardon. Fresh bir şeyler alabilir miyim? İçine de iki damla vodka lütfen. Tabii. Beliren damlacıklara
sensiz gecelerimin gözyaşlarına şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar. Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar. Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar. Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar. Çınar Bey'e ulaşamadık efendim. Allah Allah. Büyük teknenin kaptanı bağlayın bana. Belki onun yardımıyla ulaşırız Çınar'a. Derhal efendim. Nereye kayboldu bu oğlan? Lale, bir daha Yeşim'i aramamış. Aman Zümrüt, çok büyütüyorsun. Yetişkin kız, istediğiyle çıkar. Tamam, biz medeni ve hoşgörülü bir aileyiz. Ama benim itirazım Çınar Ilgaz'a. Yaz aşkıdır, gelir geçer. Ekrem, keşke bugün o İkbal Ilgaz'ı görme fırsatını yakalayabilseydin. O zaman niye bu kadar endişelendiğimi anlardın. Teminat hala ortada yok Valide Sultan. İstersen biz bunun için endişelenelim, ha? Ne dersin? Teminatı merak etme. Bulacağız Ekrem. Şefik bizi yarı yolda bırakmaz. Annem soluğu Bodrum'da alırsa hiç şaşırmam. Annem Lale'yi merak edeceğine önce şu haciz meselesini çözsün. Kafayı buna taktığına göre vardır mutlaka bir bildiği. Yelken basıyorlarsa kim bilir nerelere gitmişlerdir. Çınar Bey'e ulaştık efendim. Necip, Çınar'dan haber var mı? Var İkbal Hanım. Neredeymiş, ne yapıyormuş? Çınar. Gizlice evlenmiş İkbal Hanım. Evlenmiş mi? Kiminle? Aa, bir saniye lütfen. Tamam, bakıyorum. Ah, burada, buradaymış. Tamam canım. Tamam, veriyorum. Aman gazinci Lütfü, acilmiş. Aa. Merhaba Lütfücüğüm, nasılsın? Ne? Lütfen hatırım için bu konuyu konuşmamış, bana hiçbir şey sormamış ol, olur mu? Ne oluyor Zümrüt? Korktuğum başıma geldi. Lale Bodrum'da evlenmiş. Bir dakika arkadaşlar. Bir soru sorabilir miyiz? Arkadaşlar bir dakika lütfen. Gel. Yeşim Hanım. Arkadaşım bir saniye. Yeşim Hanım. Arkadaşlar lütfen. Ya Lale Hanım'la Çınar Ilgaz evlenmişler. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evlenmişler mi? Ne?
evet diyerek bana dünyaları verdi. Beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Umarım sen de benim hediyemi beğenirsin. Şimdi aç gözlerini. Ederim. Burası sadece senin. Sana güzel bir düğün yaşatamadım belki ama sana çok özel bir hediye vermek istedim. Öyle söyleme. Sen bana hayallerimdeki düğünü verdin. Bu hediye inanılmaz Çınar. Hayal bile edemezdim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Keşke hep böyle kalsak. Ama korkuyorum. İstanbul'a gidince büyü bozulacak diye korkuyorum. Herkesten. Herkesten koruyacağız bu aşkı. Korkma. Sana söz veriyorum, herkesten koruyacağım bu aşkı. Söz veriyorum Lalem. Ve sana emin ediyorum. Seni ölene kadar seveceğim. Cenneti ayaklarıma getirdin. Her yer seninle cennet. Benim için Lale Devri başlıyor.